Hadislerde Yecüc ve Mecüc. Abdullah bin Mesud şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz geceliğin Miraç'a götürüldüğü zaman, İbrahim, Musa ve İsa'ya rastladı da kıyamet gününün ne zaman kopacağı hakkında müzakere ettiler. Müzakereye İbrahim ile başlayarak, kıyametin ne zaman kopacağını ona sordular. Konu hakkında onun yanında bir bilgi yoktu. Sonra Musa'ya sordular. Onun yanında da konu hakkında bir bilgi yoktu. Bunun üzerine söz İsa bin Meryem'e verildi. İsa bin Meryem, kıyametin kopması hakkında bana bilgi verildi. Ama kıyametin kopmasını Allah'tan başka hiç kimse bilemez, dedikten sonra, Deccal'in çıkmasını anlattı ve dedi ki, sonra ben inip onu öldüreceğim ve bundan sonra halk memleketlerine dönecekler. Bu sefer onların karşısına Yecüc ve Mecüc çıkacak ve her bir tepeden hızla ineceklerdir. Artık Yecüc ve Mecüc, uğradıkları her suyu içip tüketecekler ve uğrayacakları her şeyi bozup alt üst edecekler. Bunun üzerine insanlar, feryat ederek, Allah'tan yardım dileyecekler. Ben de Allah'a dua ederek Yecüc ve Mecüc'ü öldürmesini isteyeceğim. Bu dilek kabul olunacak ve yer, onların leşlerinin kokusu ile pis kokacak. Ben yine Allah'a dua edeceğim. Allah da bir yağmur gönderecek ve o yağmur, onları taşıyıp denize atacaktır. Zeynep binti Cahş, şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Gerçekleşmesi yaklaşan bir şerden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün Yecüc ve Mecüc'ün settinden, şunun gibi bir delik açıldı diyerek uykusundan uyandı. Ravi Süfyan, şehadet parmağıyla, baş parmağını halkalayarak, peygamberin yaptığı gibi o işareti yapmıştır. Ben, ya Resulallah, aramızda salihler varken biz helak olur muyuz dedim. Resul-i Ekrem, evet, fısk, fücur ve kötülük çoğaldığı zaman, helak olursunuz diye buyurdular. Başka bir hadiste ise, Ebu Said şöyle rivayet etmiştir. Resulullah şöyle buyurdu. Allahu Teala, Adem'e, her 1000 kişiden 999'u cehenneme gidecek diye cevap verir. Yüce Allah, Adem'e böyle buyurduğu zaman, bunun verdiği dehşetli korkudan çocuğun ihtiyarlayacağı ve her gebe kadının, çocuğunu düşüreceği zamandır. Ve orada mahşer halkını sarhoşlar halinde görürsün. Halbuki onlar hiç de sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Oradakilere bu haber ağır geldi de, ya Resulallah, bu 1000'de 1 kişi hangimizdir diye sordular. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, size müjdeler olsun. Muhakkak sizden bir kişiye mukabil, Yecüc ve Mecüc'den 1000 kişi cehenneme gönderilecektir diye buyurdu. Başka bir hadisi şerifte ise, Huzeyfe radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Yecüc bir ümmettir. Mecüc de bir ümmettir. Her bir ümmet, 400 bin ümmettir. Onlardan bir adam, sulbünden eli silahlı tam, 1000 erkek görmeden ölmez. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, onları bize anlatır mısın? Şöyle buyurdu. Onlar 3 sınıftır. Onların bir sınıfı erz gibidir. Soruldu ki, erz ne demektir? Resulullah Efendimiz dedi ki, o, Şam'da bir ağaçtır ki o ağacın uzunluğu 120 arşındır. Göğe doğru yükselir buyurdu ve ondan sonra Peygamber Efendimiz şunu ilave etti. İşte bunlara ne dağ dayanır ne de demir. Onların ikinci sınıfı da kulaklarının birini serer, ötekini de kendisine yorgan yapıp öyle yatar. Fil, yabani hayvan, deve ve domuz ne görürlerse yerler. Onlardan birisi öldüğünde de onu yerler, onların bir ucu Şam'da, bir ucu Horasan'da olacaktır. Doğu nehirlerinin tümünü ve Taberiye gölünü de içeceklerdir. Ebu Hureyre şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Yecüc ve Mecüc setti her gün kazarak nihayet güneşin ışığını görmeye yaklaşınca, başlarında bulunan amir, onlara, kazı işini bırakıp geri dönünüz, onu yarın kazacağız, der. Allah da setti, önceki gibi muhkem hale getirir. Nihayet settin arkasında kalmaları takdir edilmiş olan süreleri tamamlanıp, Allah, onları insanların üzerine göndermeyi dileyince, o gün yine kazacaklar ve nihayet güneşin ışığını görmeye başlayınca, başlarında bulunan amir, kazı işini bırakıp geri dönünüz, Allahu Teala dilerse yarın kazacaksınız, diyecek ve onlar da, İnşallah diyecekler. Sonra ertesi gün onlar, Settin yanına varacaklar. Set, onların bir gün önce açılmış olarak bıraktıkları vaziyette olacak. Arkasından onlar, Setti kazmaya devam ederek açacakları gediklerden insanların üzerine çıkacaklar ve vardıkları her suyu içip tüketeceklerdir.